Merhabalar, bugün tekrar uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyim ve bugün bir kargo açılımı yapacağız sizinle birlikte. Ben bu kargoyu ıvır zıvır böyle hani sıkılmayın diye şunları falan çıkardım. Direkt konuya giriyorum. Dünyanın en büyük akrebi şu an ellerimde duruyor. Yanlış duymadınız, dünyanın en büyük akrebi. Ya bu kadar küçük mü ya akrep falan diyenleriniz olacaktır. Bebek. Yani biz bunun günlüğünü tutacağız hep birlikte efendim ve yine çok güzel bir paketleme sağ olsun dostum uğraşmış etmiş ve bakalım akrebimiz ne durumda? En sevdiğim an. Oo, çok güzel. Çok güzel. Şimdi size göstereyim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Birazcık hareketsiz gibi duruyor. Çünkü sebebi de akrepler yolculuk esnasında biraz koruma içgüdüsüyle böyle kendilerini savunmaya alıyorlar. Ve o yüzden size hareketsiz gibi gözükebilir. Ama şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Biraz canlanmaya başladı bu arada. Müthiş bir tür efendim. Dünyanın dediğim gibi en büyük akrebi. Sizinle birlikte büyüteceğiz, günlüğünü tutacağız efendim ve ona çok güzel bir teraryum kuracağız inşallah büyüdüğü zaman. Onun desenlerine bakacağız, işte blacklight altında bakacağız, fosforlu böyle müthiş renkleri olacak. Diğer türlere göre aslında blacklight'ın altında çok parlamıyor fakat yine ben ondan bir şeyler bekliyorum. Yani böyle neon bir mavim trak bir renk bekliyorum. Hep birlikte bunu da tecrübe edeceğiz. Gördüğünüz gibi defans pozisyonuna geçtiği anda hop kuyruğu kaldırıyor. Hemen kıskaçlarını da yanlarına böyle alıyor. Hemen defans mekanizmasını harekete geçiriyor. Müthiş bir tür. Bakın şöyle hafif dokundurduğum zaman ürkek bir moda geçiyor. Arı zehrine karşı çok fazla alerjiniz yoksa efendim bunun zehrinden de etkilenmeyeceksinizdir. Şu an onu daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Ve size müthiş bir olaydan bahsedeceğim. En son Melisa ile kestiğimiz sezon son yumurta kesimindeki klasik dediğimiz bol pitonlar klasik değillermiş. Hadi gelin şimdi hep beraber onların ne morfu olduğuna bakalım. Evet, son kestiğimiz yumurtalarda mesela buna klasik demiştim. Ama aslında bir tane klasik çıkmış, o da bu. Şimdi onun hemen farkını size göstereceğim. Şöyle bunun göbeğine baktığınız zaman bakın ortada şurada desenleri görüyorsunuz. Ortada göbeğin tam ortasında nokta nokta şunlar desenleri görüyorsunuz. Uzay kafasına çok benzediği için bu desenlere alien diyorlar. Ve klasik, bildiğimiz klasik işte. Fakat buraya geldiğimizde bunu yerine koyayım. Bu yavruya geldiğimizde ise bakın sırtta bir kere bir çizgi var. Yani çok ciddi bir böyle renk tonajı olan bir çizgi var. Ve o alien kafaları burada çok az var. Yani bir şurada var. Genellikle tek tek böyle aşağı doğru iniyor. Hadi diyelim bunlar da okey. Bakın arkasını dönüyoruz. Göbek bembeyaz. Ve desenlerin yan tarafta böyle şuradan göstereyim. Bozulmaya başladığını görüyoruz. Bu da onun hafif sarımtırak renginde almaya başlamış zaten. Hafif sarımtırak renginde bakın almaya başlamış. Bu bir yellow belly. İki tane yellow belly çiftleştiği zaman ortaya bembeyaz ve parçaları olan bol pitonlar çıkıyor. Ivory'ler çıkıyor yani. Ama bembeyaz tam beyaz olmuyor. Yani sapsarı bir sırtta çizgi oluyor. Geri kalan vücudun her tarafı bembeyaz oluyor. Yellow belly'nin mucizevi bir gen olduğunu katıl üyelerine anlatmıştım. Ya bizi mahrum ediyorsun. Biz katıla üye olmaya çok üşeniyoruz falan diyenler için de işte şu anda yine bir açıklama yapmış oldum. Bahanesiyle bakın şu desenlerin böyle dalgalı dalgalı parçalanması ve göbeğin böyle bembeyaz gelmesi onun klasik olmadığını gösteriyor. Çok güzel bir yavru. Onun dışında yine Phantom çıktı. Bir tane daha Yellow Belly aynısından çıktı. Tabii hep diyorum yumurtadan çıktıktan sonra tam morfunu öğrenebiliyoruz diye. Bunu da tekrarlamış olduk. Efendim o yüzden biraz sevinçliyim. Hepsi klasik değilmiş yani. Cocktail clutch zaten bu dişimiz. Her sene iki babadan sperm alıp böyle ortaya değişik değişik renkte desende volktonlar çıkarıyor. O yüzden de onun kıymetini çok ama çok iyi
Anam anam. Bu da bayağı hareketli ha. Maşallah maşallah. Efendim, Mike'ı çok özlediniz. Şimdi biraz da Mike'la ilgilenelim. Ona bugün bonfile vereceğiz. Hep beraber şimdi Mike'la birazcık mıncık mıncık oynaşalım. Huzurlarınızda her zamanki gibi uyuyan bir Mike ve dev uykusundan uyanıyor. Çok aç. Şu an hemen bir bonfile yemem lazım. Kokusunu aldım. Bir kilometre öteden Jacobs'un organıyla şu an dilimden ona sinyaller gönderiyorum ve evet, galiba şu an bu an benim anım. Bu an benim anım. Ve yavaşça ona yaklaşan Mike hızlı bir hamleyle hop mideyi gömçürdü. Bir tane daha gelir mi? Hop hop hop. Biraz egzersiz ve hop. Yine bir strike. Son derece başarılı. 12'den vurdu hedefi. Doyduk mu? Hayır, tabii ki de doymadık. Bir tane daha istiyor Mike. Bonfile çok güzel. Kanlı kanlı. Tam böyle İtalyan usulü az pişmiş. Hop. Onu da götürdü. Bayılıyor ya. Bonfile gerçekten bayılıyor. Dedim, nazar değdirdim. Ah, yerden aldı. Mike galiba beğenmedi. Ya biraz aslında beğenmemesi normal. Çünkü hafif böyle ılık değil. Yani soğuk gibi et. Aslında benim de çok içime sinmedi ama bizimkine hiç fark etmiyor. Hop. Kış ayında avlanıyormuş gibi artık. Böyle idare edeceğiz. Ne alakaysa. Gerçi leşle de besleniyorlar biliyorsunuz ana vatanında. O yüzden yanlışla bir şey söylemedim aslında. Evet, şimdi Mike'ın size ne kadar büyüdüğünü şöyle bir göstermek istedim. Videolarda aslında çok belli olmuyor ama gerçekten çok ama çok büyüdü. Burada Allah'tan temiz suyumuz var. Şimdi güzel bir ısırık aldı ve onu mideye götürdük efendim. Mike, sonucuyu veriyorum. Obez olacaksın. Vallahi billahi obez olacaksın. Bir de onunla uğraşacağız ondan sonra. Güzel bir ısırık ha. Her zamanki gibi deri değiştiriyoruz. Devamlı büyüyoruz yani. Biz kaçıyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet, videonun başında gördünüz. Çok güzel yiyor versikalarlar ve gitgide büyümeye başladılar. Nokta kadardı ve 3 tane kabuk attılar. Evet, 1 2 3 doğru. 3 tane kabuk attılar. Buradaki burada baksanıza ya. Bu ehmeği de bayağı büyüdü ya. Kabuk attı o da. Bu da tepede. Bu arada şöyle ağ kurmaları çok iyi bir şey. Yani içeride ağlar var. İnce ince gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an galiba biraz daha netledi. Bol nem yapıyorum artık. Çünkü çok hızlı kabuk atmaya başladılar. Çok narinler versikalılar. Hala o kritik dönemi atlatmış değiller. Fakat iyi gidiyoruz. Çok güzel büyüyoruz. Şu an daha yeni kabuktan çıktıkları için dişleri bakayım. Evet, sertleşmeye başlamış artık. Bir iki gün sonra falan besleyeceğim. Ve o abdomen şu an gördüğünüz gibi çok küçük. Çok sağlıklı bir abdomen yapısı değil. Bunun sebebi de işte yeni kabuk attığı için. O yavaş yavaş dolmaya başlayacak. Ve ondan sonra daha büyük bir alana doğru yavaş yavaş yol alacağız. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Güzel gidiyoruz ya. Bakın burada da hop. Temizlenen bir tarantula. Brachyperma türleri güzel ya. Gerçekten. Ama daha güzeli tabii burada. Diyebilirim. CC. Müthiş ağ ördü. Yani iç mimarlıktan mezun olan bir hayvan hangisi diye sorsanız ben CC derim.
Ya akrebimizin, dünyanın en büyük akrebinin şu kadar tatlı bir evi olduğunu düşünebiliyor muydunuz acaba? Şimdilik böyle ufak bir yeri alacağız. Büyüdükçe onu daha büyük alan alacağız. Şimdi yavaş yavaş onu artık buraya koyalım. Ve ufak da bir su kabı koyacağım. Ondan sonra besleme videolarıyla yakında tekrar güncel halini paylaşacağım. Ve yeni evimize yola çıkıyoruz. Hop! Luna Park'taki kaydıraklar gibi indik valla. Ya before after yapacağım. Bir 3 ay sonra zaten en küçük hali ilk geldiği bugünü yani. Ve o anki halini paylaşacağım. Gerçekten bunların da zaten beslemenin en güzel yanında o büyük anlarını görmek. Ve bu ufacık kapağı şu an kapatacağım. Ve onu şimdilik stresten uzak yeni yerine alışmasını bekleyeceğim. Dediğim gibi yavaş yavaş alanları büyütmeye başlayacağım. Akrepler ufak yerleri seviyor biliyorsunuz. Taşların altına kaldırdığınız zaman görüyorsunuz. Ufak alanlarda yaşamayı daha çok seviyorlar. Daha güvende hissediyorlar kendilerini. Ama dediğim gibi yani büyüdükçe onun alanını yavaş yavaş büyüteceğim. Ve en sonunda da çok güzel bir teraryum yapacağız ona. Sizinle birlikte izlemeye devam edin. Değil mi? Hadi bay bay. Humble bir güzel yiyor. Derisini atmış gördüğünüz gibi, ortalığı mahvetmiş. Ve bakalım, hop. Ya bu aparatı bu arada yeni aldım, bakar mısınız? Çok güzel. Buradan basıyorsun böyle, hop, kıskacı var. Çok rahat oluyor çünkü tweezerslar böyle kayıyor ediyor falan derken. Çok rahatlattı beni bu aparat. Humble bir valla güzel formunu yakalamaya başladı. Devamlı deri atıyor ve devamlı büyük avlarla besleniyor. Mutluluk verici bir şey. Ve çok aç olan bir bol piton davranışı. Kapağı açar açmaz sağa sola böyle keskin dönüşler falan derken hemen fare geliyor ve 1, 2, 3 mü? 4 mü? Hadi artık ve evet. Büyük bir rat. O da işte daha demin gösterdiğim yavruların annesi. Benim klasik ilk bol pitonum. Ve her sene bana kokteyl veriyor. Bakayım deri atmış mı? Yok, bu atmamış. Zaten bakın. En son doğum yapan, görüyorsunuz formu çok düşük. Yani zayıf. Her ne kadar beslesem de küçük öğünlerle besledim tabii bu arada. Daha yeni yeni büyük yemlere geçtim. Kusmasın diye, rahat sindirsin diye. Ve artık bu boyutta büyük ratlarla beslenmeye o da başladı. Yakında yani bir iki haftaya falan o da bayağı bir toparlar. Burada gördüğünüz bol piton dışkısı ve burada yine kapağı açar açmaz aktifleşen, ben açım diyen bir fire var. Fire bu sene güzel yavrular verdi ve kondisyonda bayağı iyi toparlamaya başladı derken aman Allah'ım, aman Allah'ım, artık al onu, artık al onu. Evet, şimdi artık kapmasını bekliyorum. Yani böyle sert bir kapış. Bir tek fire da var zaten. Görüyorsunuz klasiğe nazaran çok daha kondisyonu toparlamış. Çünkü o daha önce doğum yaptı. Yine o da derisini atmış. Burada gördüğünüz gibi bir karış dışkı. Biliyorsunuz hep tekrarlıyorum. Katıldı özellikle çok bunu anlatıyorum. Dışkılama yemi yedikten sonra temizliyorum. Çünkü kendi alanın kokusunda daha huzurlu yemek yiyor. Ya da işte yemeği strike yapıyor. O yüzden dışkıları yemeği, bu yemeği yedikten sonra temizliyorum. Bu da katıl butonundan inceliklerle sizlere geç geliyor efendim. Son olarak da bu senin en keyifli üretimlerinden bir tanesi. Boğa yavrularından Smoke. Black Smoke diyelim daha doğrusu. Albinos da var çünkü. Simsiyah. Şimdi hafif hafif böyle renkleri metal bir... Nasıl söyleyeyim, eflatun da değil de böyle değişik bir renge bürünmeye başladı. Ama hani simsiyah mı bu renk mi deseniz gerçekten bu renklerim. Çünkü parıl parıl parlıyor, böyle değişik bir metalik bir rengi var. Çok hoşuma gidiyor bu rengi. Onu da son olarak sizinle paylaşmak istedim. Çok hızlı büyüyorlar gerçekten. Yani serçe parmağımdan daha inceyken şu an bakın serçe parmağımın iki katı kalınlığa erişti. Ve çok tatlılar yavruyken. Ve böyle devamlı hani bebekken handling diyoruz, ele aldığınız sürece çok uysallaşıyorlar. Ve en sonunda da kuzu gibi işte boynunuzda gezen birer yaratık oluyorlar. Göbeğin güzel, ya yumuşacık kadife gibi inanılmaz güzel oluyor boğaların bebekken pul yapısı, pardon deri yapısı.
tatlı. Gerçi doğru söyledim. Pul yapısı da çok güzel ya. Yani küçük küçük böyle olduğu için böyle çok tatlı. Ve yavaş yavaş da büyüyoruz işte. Yani bu işin güzelliği de burada üretiyorsunuz ve böyle değişik renklerde, desenlerde yavrularınız çıkıyor. Ve onlarla da ileride daha farklı renklere çalışıyorsunuz. Güzel şeyler oluyor ya. Vallahi seviyorum ya. Şunun tatlılığına bakar mısınız ya? Bu kafa tabii gitgide kaslanacak. Vücut kaslanacak. Şu an uzama devrindeyiz. Yavaş yavaş kütleselde işte böyle değişiklikler olacak. Onları da sizinle paylaşırım. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Abone olmayanlar varsa da hemen abone olun. Eylül ayında bomba gibi serilerle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.